Teksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Arkoldaş, MTI Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Dün FED tutanakları vardı. Onun sonrasında 10 yıllıklarda sert bir kırılım. 1.26'lara kadar geldik. 1.30'ların altına sarkan bir rakamlarla karşı karşıyayız. DXY'de 92.75'ler tepe oluşturur gibi oldu. O bölgeden bir satış geldi. Bunun sonucunda da değerli madenlerde sert yukarı hareketler, toparlanmalar gelmeye çalışıyor. Özellikle altın tarafında gümüş buna tam eşlik etti diyemeyeceğiz. Petrol tarafında da gelişmelerden sonra aşağı doğru seyirin devam ettiğini, desteklere doğru çekilmenin sürdüğünü söylemek mümkün. Hemen dönelim haber başlıklarına bakalım. Peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam. ABD 10 yıllık tahvil faizi getirileri %1.27'ye geriledi. 10 yıllık tahvil faizi %1.30'un altını test ederek Şubat ayı ortasından bu yana en düşük seviye olan %1.27'ye geriledi. ABD 30 yıllıkları ise 1.88 seviyesine işlem görüyor. Piyasada risk iştahının azalmasıyla hazine tahvillerine olan talep artarken altın fiyatları da güvenli limanına olarak hücumdan faydalandı. Salı günü 1.815 dolara kadar tırmanan altın bugün de 1.810 üzerini test ettiğini görmekteyiz. Öte yanda Almanya'nın 30 yıllık vadeli tahvilinin de getiri %0.16 ile 25 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviyeye inerken 10 yıl vadeli tahvilde de getiri -0.313 ile 12 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeye düştüğünü izledik. FOMC varlık alımlarını da azaltma için henüz erken dedi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ayı toplantı tutanakları FED üyelerinin varlık alımlarında bir azaltımın değerlendirmeye başlanması için ortaya konan FED'in hedeflerine doğru önemli ilerleme şartının henüz yerine gelmediğini ortaya koydu. FOMC üyeleri enflasyon rakamları yüksek kalmaya devam eder ise uzun vadeli enflasyon bekleyişlerine uygun olmayan seviyelerde yükselebileceği endişelerini ifade ettiler. 15-16 Haziran toplantı tutanakları değerlendiren Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasının çok uzakta olmadığını ve Kasım-Aralık aylarının önemli eşik olduğunu belirtti. Dünya Altın Konseyi tarafından altın endeksi borsa yatırım fonu girişleri yavaşladı bilgisi var. Dünya Altın Konseyi verilerine göre dönem içinde bu fonların varlıkları 2.9 ton artarak 3.624 tona geldi. Dönem içinde fonların parasal değeri de 191 milyon dolar arttı. Altına dayalı ETF'lerin yönetimi altında bulunan varlıklar dönem içinde 206 milyar dolar oldu. ETF varlıklarının artmasından Avrupa fonlarından çıkışın açığını Kuzey Amerika ve Asya fonlarındaki girişlerin kapatmasıyla etkili oldu. Türkiye'de yönetim altındaki varlık ton bazında 1 ton oldu. Türkiye altına dayalı borsa yatırım fonlarını 2021 Haziran itibariyle 9.3 milyon dolar çıkış yaşarken ton bazında varlıkların 0.2 ton azaldı. Yılbaşından bu yana Türkiye'de ETF'lerin yönetimi altındaki varlıkların %12.3 değer kaybetti. FAO'dan küresel gıda fiyatları geriledi haberi var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu FAO tarafından açıklanan verilere göre global gıda fiyatları endeksi Haziran'da 12 aylık yükselişin ardından ilk kez geriledi. Verilere göre dönem içinde gıda fiyatları endeksi 3.2 puan %2.5 gerileyerek 124.6 puana çıktı. Rakam halen geçen yılın aynı dönemine göre %33.9 yükselişe işaret ettiğini belirtiliyor. Dönem içinde bitkisel yağ fiyatları 17.2 puan, süt fiyatları 1.2 puan, tahıl fiyatları ise 3.5 puan düşüş ortaya koydu. Et fiyatları 2.2 puan, şeker fiyatları da 0.9 puan arttı. Petrol sondaj kure sayısı verileri geldi. Emerald Drilling Info verilerine göre ABD'de doğal gaz sondaj kure sayısı 2 adet düşüşle 132 oldu. Yine ABD'de petrol sondaj kure sayısı 9 adet düşüşle 444 oldu. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kure sayısı 11 adet düşüşle 577 olduğunu belirtiliyor. Yine ABD Enerji Bakanlığı doğal verilerine göre ham petrol stoklarının 7.983.000 varil azaldığını, aynı şekilde beklentinin -3.9 milyon varil olduğunu da belirtelim. Hemen dönelim altın fiyatlarına bakalım. 1813 dolara kadar geldik tekrardan. Geçtiğimiz gün test ettiğimiz, salı günü test ettiğimiz seviyeydi. O bölgeye bakalım geçilebilecek mi? Ağırlıklı ortamının olduğu bir bölge
Birazdan grafikleri değerlendireceğiz. Gram altın tekrar buradaki kuvvetlenme paralel dolar TL'de 8.70 seviyesine gelmesiyle birlikte tekrar 507 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. Gümüş 26.14'te, gram gümüş 7.30'da, dolar TL 8.70'te, euro dolar paritesi 1.18'de, 1.17'leri test etmeye başlamıştı. 1.17.80'leri test etmeye başlamıştı. Oradan bir tepki geldiğini görmekteyiz. WTI 71.05'e kadar geri geldi. Brent 72.48'de, ikisinde de %1'in üzerinde düşüşler olduğunu görüyoruz. Palladium 2832'de, portakal suyu 122.75, doğalgaz 3.56, o da petrol fiyatlarına ayak uydurduğunu söylemek mümkün. Orada da %1'in üzerinde bir düşüş var. Platin 1104 sınırını aşamadı, oradan geri çekilme noktasında. Diğer emtia tarafında altın ve gümüş yukarı giderken burası 0.88 aşağıda olduğunu belirtelim. Benzin 130.80'de, soya fasulyesi 1386.50, mısır 657.50, buğday da 615, kahvede de 149.75'te olduğumuzu belirtelim. Hemen dönelim DXY tarafıyla başlayalım. Çünkü DXY oldukça önemli biz için. Sabah yorumda 92.76 sınırının önemli bir eşik olabileceği, o bölgeden bir realizasyon gelme beklentisi içinde olduğumuzu belirtmiştik. Burada bir formasyondan belirtmiştik. Burada bir üçgenimsi, kamamsı bir yapı söz konusu. Bu yapının gerçekleşmesi durumunda satışın sertleşebileceği, kırılması durumunda sertleşebileceği belirtmiştik. Onun gerçekleştiğini görüyoruz. Nereye kadar geldik? 92.50 sınırına kadar geldiğimizi belirtelim. İlk etapta beklediğimiz yer seviye burasıydı. Bundan sonraki süreçte hareket 92.47'de bakalım. 92.47-92.50 bölgesine tutunup tutunamayacağına bakacağız. Süreç 92.30'lara kadar sürmesi beklenebilir. Bakalım öteki taraftan da 10 yıllıklarda nasıl bir seyir var. Biliyorsunuz 10 yıllıklarda burası arasında bir normalde korelasyon olması lazım. Ters korelasyona girince resimde bir anormallik vardı. O anormallik bugün itibariyle tekrardan normalleşmeye başladığını söylemek mümkün. 10 yıllıkta sert hareketin geldiğini görüyoruz. Özellikle 1.43 bölgesi haftaya başlarken olduğumuz noktaydı. İki ortalamanın altına dedik, aşağı hareket 1.38'i tetikleyebilir diyorduk. Olası belki 1.30 olabilir mi acaba diye düşünürken ortalamanın olduğu bölge 50 haftalık. O bölgeyi de yardı geçti. 1.2662'de olduğumuzu görüyoruz. 1.3082'nin 50 haftalık ortalama normal koşullarda bizi taşıması gereken bir ortalama. Neden diyeceksiniz? Mesela şu bölgede farkındaysanız gelirken yukarı doğru gitmek isterken burada direnç olarak çalışmış vaziyetteydi. Dönüşlerde destek olarak çalıştı. Şimdi ilk defa gelişti. İlk gelişte aşağıya sert bir salınım gerçekleştirdiğini görüyoruz. O nedenle bu ortalamanın altında hareketin aslında kalıcı olmaması gerekir. Bakalım, çok sert fiyatlama var. Aşağıda 1.2183, 1.2326 bölgesi büyük Fibo'nun, yani şu sıfır, şu bölge, şu tepeyi tescil eden Fibo'ya baktığımız zaman Fibo 38.20 düzeltme seviyesi 1.2183 bölgesi olduğunu hatırlayalım. O bölgeye dikkat, oradan belki bir tepki hareketi gelmesi beklenebilir. Orası kuvvetli bir bölge. Aynı şekilde en son kırılma, şu ortalamanın üzerine sıçradığımız noktaya da baktığımızda, oraya da bir Fibonacci çalışması attığımızda o da 1.23'leri işaret ediyor. 1.21.83, 1.23.26 aralığı oldukça kuvvetli bir eşik olması gerekir. O bölgeden sonra tekrar 1.50 haftalık ortalamanın üzerine çıkması muhtemel olması beklenir. Dolar TL tarafına bakalım. Dolar TL'de haftalık bu önemli bir eşikteyiz. 8.62-46'yı hafta içinde birçok defa denedik, başarılı olamadık. Tekrardan 8.70 civarına geldik. Demin size bir formasyon göstermiştim hatırlarsanız. Şu yapıyı bir dikkat edin. Tekrar dönelim. DXY tarafına bakalım. DXY'da da şimdi buna benzer bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Şuradaki resme dikkat ederseniz, şöyle bir geri alalım. Pardon. Şuradaki yapıya dikkat ederseniz, şu resmi dikkat edin. Gözünüzü aklınızda tutun. Dönelim şu yapıya. Burada da benzer bir yapı söz konusu. Burada da biz aşağıda 8.60 bandının, aşağı 8.62 ile 8.60 bandının kırılması durumunda burada da bir realizasyon gelme potansiyeli var. Kritik eşik 8.72. 8.72 üzerinde tutulmalar 8.80'i bir tur daha bize getirme potansiyeli olabilir. Onu da tabii göz ardı etmediğimizi belirtelim ama grafiksel olarak baktığımızda bir zayıflama olduğunu söylemek istiyorum. Yine günlük grafik açısından baktığımızda 8.72 seviyesinin test edildiğini, son bir haftalık periyot içinde hep 8.21 günlük ortalamaların test edildiğini ve o bölgeden bir tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. 8.69'un üzerinde kalıcılık sıkıntıdır, kabul ediyorum. Üzerine 8.72 kritik eşik, üzerinde fiyatlamalar tekrardan bir 8.80 potansiyeli doğurur.
Ama ana resme baktığımızda 5'lü tren çizgisi önemli bir noktalara kadar geldik. Bakalım önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı öncesinde nasıl bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Dönelim MTI endekslerine bakalım nasıl bir seyir var. 214 seviyelerinden 209 seviyelerine kadar geri çekildik. Özellikle petrol tarafındaki aşağı doğru seyir, buradaki endekse dahiliyetinden dolayı oradaki sert baskı burayı da aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. 207.85 burayı bulunan destek bölgesinden bir destek buldu. Oradan tekrardan bir tepki çabası içine girmesi beklenebilir. Dikkat diyelim. Bloomberg MTI endeksine bakalım orada seyir nasıl. Burada da sert bir dalga boyuyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. 91-61 bölgesi aşağıda destek noktasında 92'de olduğumuzu hatırlatalım. Altın ETF'leri konuşmamızda başta verdiğimiz haber başlıkları içinde Dünya Altın Konseyi'den ETF'lere girişin yavaşladığını söylüyorduk. Dün itibariyle ETF'lerde sağlam bir girişle karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Hatırlarsanız 73 milyonun altında olmak burada hareketi bize tetikletmez. Hareketin tekrar üst banda gidebilmesi için 73'lerin üzerine çıkmamız lazım diyorduk. Dün itibariyle yaklaşık olarak bir 2 milyon olsa yakın bir giriş olduğunu görüyoruz ETF tarafına. Bu sevindirici bir haber, hareketin ivme kazanmasına sebebiyet verebilir. 76 milyon ons önemli bir eşik. Bakalım oraya kadar bunu taşıyama potansiyelimiz olacak mı? Eğer oraya kadar taşırsak tekrardan 1830 bölgesine kadar bir hareketin devamı gelmesi beklenebilir. Gram altın tarafında 506-507 sınırındayız. 500 TL, 498 TL artık kendimizi dip oluşturma çabasında gibi gözüküyoruz. Hareket şu anda yukarı doğru evrilmeye çalışıyor ama hareketin yukarıda sınırları var. Onları da unutmamak lazım. 517-518 aralığı önemli bir direnç olma potansiyeli teşkil etmekte. Haftalık ons grafiğine bakalım. Haftalık ons grafiğinde sevindirici gelişme 1790'ın üzerinde kalıcılık devam etti. Özellikle 1797 bölgesinde bulunan 50 haftalık ortalamanın tekrar üzerindeyiz. Bu güzel bir gelişme. Yukarıdan 8 haftalık ortalama kafamıza basıyor 1813'te. Bu ortalamaların arasına geldik, sıkıştık. O bölge önemli bir eşik. Geçtiğimiz günde bu bölge test edilmişti. Oradan bir tekrar aşağı doğru sarmıştık. Ama özellikle 10 yıllıklarda dip bölgeye tescili gelmediği sürece hareket burada yukarı doğru evrilme çabası içinde olması bekleniyor. Özellikle de son bu 10 yıllıklardaki girişin arkasına tam faktör de birazcık da COVID-19'un yeni varyantlarından bahsediyoruz biliyorsunuz. Delta varyant, Delta Plus varyantı gibi faktörler merkez bankalarının elini güçlendirmeyeceği, tekrardan zayıflatacağı şeklinde beklenti algı oluştu. Bunun da yansıması ciddi şekilde fiyatlamandığını görmekteyiz. Yukarıda 1821 önemli eşik olduğunu unutmayalım. Oraya kadar hareketin devam etmesi bir süre bu 1790-1821 arasında seyir devam etmesi beklenebilir. Resmin algının değişebilmesi için 1821 ve üzerindeki banta taşınmamız lazım. Onu alırsak o zaman 1858'lerden bahsetmeye başlayabiliriz. Yaklaşık olarak bir 55-60 dolarlık bir 60-65 dolarlık 1750 görmüştük. 1815-65 dolarlık bir tepki hareketi içinde olduğumuzu görmekteyiz. Bakalım hareket devamı gelecek mi? Dönelim günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte ortalamaların çok net çalıştığını, fiboların çok net çalıştığını söylemek mümkün. Özellikle 8 barlık ortalama gün içinde temaslandı, o bölgeden destek aldık. 1794 aşağıdaki kırmızı çizgimiz olmalı muhakkak ve muhakkak. Ne zaman biz yeşilin altında fiyatlamalar alıyoruz, o zaman sıkıntı başlıyor demektir. Onu almadığımız sürece hareket yukarı doğru evrilmek isteyecektir. İkinci aşama 21 günlük dün de temaslanmıştık. Bir önceki günde 21 günlükle temaslanmıştık ve hatta 50'ye kadar gitmiştik. Tekrar bugün bir tur daha 50 günlük ortalamayı denemeye çalıştığımızı görüyoruz. Orası nereden geçiyor? 1814'ten. Orası önemli direnç noktalarından biri. Şimdi biraz oyalanmamız 1804-1814 bandı içinde gerçekleşebilir. Ortalamalarda ne kadar temaslanıyorsak güçlenme o kadar fazla oluyor demektir. Ne zaman üzerine atarsak şimdi 21 barlık ortalamayı 2 gündür denedik. Üstünde kalamamıştık. Bugün üçüncü denemede 1804 ve üzerinde kalıcılık gelirse biraz daha zemini kuvvetlendiriyoruz demek olacaktır. Eğer o zemin kuvvetleniyorsa yukarıdaki 1814 daha da denenecek, daha da zedelenmeye başlayacaktır. Daha sonra eğer fiyatlama üzerine atabiliyorsa tekrardan ivmenin gelmesi beklenebilir. Aşağıda yine belirttiğim gibi 8 barlık ortalama, 8 günlük ortalama 1794-95 bölgesinde orayı kırmızı çizgi çizmemiz lazım.
ne zaman fiyatlama o bölgenin 8 barlık ortalamanın altına iniyor, o zaman satış baskısı kuvvetleniyor demek olacaktır. Onu da unutmamak gerekiyor. Yukarı doğru hareket burada da 1797-1820 bandı içinde olduğunu belirtelim. Önemli bir eşik. Bu arada biraz zaman kaybetme durumu söz konusu olabilir. Zemini güçlendirme adına bakalım yarın da bu aralıkta kalabilecek miyiz? 1820 üzerine atabilirsek yavaş yavaş 1838-1856 hedefleri gerçekleşebilir. Bu harekete baktığımız zaman şuradaki 1916-1760 bölgesindeki hareketin yukarıdaki hedef bölgesinin 1856 olduğunu unutmayalım. Bu düzeltme de aşırı sert hareketin düzeltme seviye hedefi orası olduğunu da unutmayalım. Dönelim 60 dakikalık grafik açısından bakalım. 60 dakikalık grafik açısından baktığımız zaman da burada da net şekilde gözüküyor. Hatırlarsanız burada bir omuz baş omuz yani ters omuz baş omuzdan bahsediyorduk. O hareketin formasyon hedefi bu bölge olduğunu belirtiyorduk. O bölge tescillenmeye çalıştığını belirtelim. Nihai hedef 1825 olduğunu. Arada 1814-15 bölgesinin günlük grafikteki, haftalık grafikteki ortalamalardan kaynaklanan direnç bölgesi olduğunu hatırlayalım. Evvelki günde test etmiştik, bugün de tekrar test ediyoruz. Bakalım 2 barda yukarı attık. DXY'deki sert geri çekilme, 10 yıllıklardaki aşağı doğru hareketin girişlerinin devam etmesiyle birlikte burası da bir miktar getiri eğrisinde bir düşüş söz konusu. Tabii ki yatarlaşmak değil. Hatta negatife doğru gidecek neredeyse bakarsanız. Enflasyonla faiz arasındaki farkı değerlendirdiğimiz zaman burada bir sıkıntı var tabii ki. Bu da isterseniz altın tarafına bir giriş sebep veriyor. Buradaki hareket hedefi de eğer bu 1814'ü aşabilirse 1825'i işaretlediğini belirtelim. 60 dakikalık grafik. Buradaki FIBO çalışması nereye göre yapılmış vaziyette? 1860-1850 hareketinin FIBO hedeflerinden bir tanesi 1825 oldu. Daha sonraki hedefin 1843 sonra 1860 olduğunu da unutmayalım. Hemen gümüş tarafına dönelim. Gümüşte biraz daha zayıf bir seyirle karşı karşıyayız. Altında ETF tarafında kuvvetli bir girişten, 2 milyon ons girişten bahsetmiştik demin. Ama gümüş tarafında çıkış olduğunu söyleyelim. 1.8 milyon onsluk bir çıkıştan karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Nette baktığımız zaman 930 milyon sınırında olduğumuzu, biraz burada iki tarafa da sanki veri 2-3 gün gecikmeli kümülatif toplayarak verilmiş gibi gözüküyor. Buradaki yansıma 930 milyon ons sınırındayız. Hala çok büyük bir resimde, algıda değişiklik yok. Gram gümüş 240 dakikalık grafik, bant hareketinden bahsediyorduk. Yukarıda 7.38, aşağıda 7.13. Bu bant içindeki hareket devam ediyor. Ortalamalar 7.28-7.30 bölgesinde, fiyatlama 7.30'da üstünde olduğumuzu görüyoruz. 7.38'in üzerinde bir kalıcılık arayışı lazım ki hareket bir üst banda doğru evrilebilsin. Şu an için hala kuvvetli bir seyirden bahsetmek söz konusu değil. Bant hareketinin üst sınırı 7.38 olarak tescillenmiş gibi gözüküyor kısa vadede. Ons tarafına bakalım, gümüş tarafına bakalım. Hatırlarsanız evvelki gün ons altında görülen 1813-1814 bölgesi bugün tekrardan test ediliyor. Ama gümüşte evvelki gün biz 26-70'leri görmüştük, şu anda 26-12'deyiz. Yani görece geri kalmış vaziyette olduğu net şekilde gözüküyor. Şu anda ortalamaların altındayız, 3 ortalamanın da altında olmaya çalıştığımız haftalık bazda grafik bize gösteriyor. En azından 26-36 bölgesinin üzerine taşınmamız lazım. Tek sevindirici nokta 26-03'ün üzerinde olmamız, hareketin hala diri olmasına çalıştığına işaret edecek. 26-36 geçirmediği sürece burada hareket ivme kazanmaz. Özellikle ivme kazanması için de 38-20'de bulunan 26.56 bölgesi, aynı zamanda diğer iki ortalamanın da gelmiş olduğu, hangi onlar? 50 barlık ve 21 barlık ortalamaların gelmiş olduğu bölge olduğunu hatırlayalım. Pardon, 8 barlık özür dilerim. 8 barlık ve özellikle 13 barlık ortalamanın gelmiş olduğu bölge 26.56'da olduğunu. Ne zaman onu fiyatlamanın üzerine atabiliriz? O zaman hareket ivme kazanır. Onu alamadığımız sürece hareket maalesef zayıf kalmaya devam edecektir. Gönelim günlük grafik açısından gümüşe bakalım. Demin ne bahsettiği hatırlarsanız altında 8 günlük ortalama bizi taşıyor. Hatta 21'liğini de üzerine gittik, 50 günlükle temaslandık. Evet, burada da bir 50 günlükle temaslanmıştı kırmızıyla geçtiğimiz gün. 26-75 gördükten sonra sert satış geldi. Şu anda biz hala 8 barlık ortalamanın altındayız. 8 barlık ortalama günlükte 26-17'de, bizim fiyatlama 26-12'de.
görece olarak zayıf kaldığını tescilliyor. Aslında eşit senaryoda kalabilmesi için bizim şu anda 26-60'ları gümüşte tescilli olmamız lazımdı ki denk benzer senaryoyla karşı karşıya olalım. Buradaki zayıf seyir devam. Aşağıda 25-80 bölgesi hala kendisini korumaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu bantta yukarı doğru hareketlerde 26-17, 26-42 ve 26-64 önemli dirençler olmaya devam edecektir. Hemen dönelim 60 dakikalık grafiğe bakalım. 60 dakikalık grafikte 26 doların üzerine tutunmak güzel. 26.01, 26.06 o bölgeden üzerine tutunmamız olumlu. Hareket yukarı doğru evrilebilmesi için ilk önce 26.16'yı geçmesi lazım. Daha sonra 26.40, 26.49, 26.67 diye yukarı doğru dirençler var olduğunu hatırlayalım. Hemen buradan dönelim bir altın gümüş paritesine bakalım. Burada resim neye işaret ediyor? Uzun vadeli grafik. Geçtiğimiz sene 130 seviyelerini neredeyse test etmişti. Sonra geldik 68'ler seviyelerine. Şu anda 69-43'te olduğunu görüyoruz. Burada altında bir güçlenme işareti günlük grafik açısından baktığımızda görülmekte. Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamalarını kesişmeye başladıklarını söylemek mümkün. Bir alt sinyalleri oluşmakta. 3 ortalamanın ikisini... Daha doğrusu burada 4 tane ortalama var. 3'ün üzerinde olması hareketin yukarıdaki 100 günlük ortalamaya kadar gitme arzusu içinde olduğunu işaret etmekte. 200 günlük morlu olan 200 günlük ortalama 71.87'de 200 günlük ortalamaya doğru bir hedeflenme çabası içinde olduğunu, daha önceki şuradaki tepelerin üzerine taşınmaya başladığını, aynı şekilde yeşilde gözüken 100 günlük ortalamanın da üzerine çıkıldığını görüyoruz. Bir süre altın gümüşe karşı değer kazanacakmış imajı var buradaki resimde. Hemen petrol tarafına dönelim. Petrollü haftalık grafiklere bakalım. Hatırlarsanız grafiklerde kısa vadedeki hedefler gerçekleştiği gibi alttaki banttaki desteklere doğru gelme beklentisi olabilir diyorduk. Hemen hemen bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Kısa vadede 70-50 sınırı önemli bir eşik. WTI tarafından o noktada bir desteklenme çabası söz konusu. 70-50'nin altına inilmediği sürece hareket tekrardan bir dengelenmeye çalışacaktır. 70-50'nin altında hareket bize tekrardan daha alt banda doğru inmeye sebebiyet verir. Onun için ona çok fazla müsaade edeceklerini ilk etapta zannetmiyorum. Bu bölgede desteklenmesi beklenebilir. Brent tarafına bakarsak burada da 78 dolar hedefi gerçekleştikten sonra hareket aşağıdaki ortalamalara doğru sarktı. 73.85 ilk etapta destek olması beklenebilirdi. Oranın da altına sarktığımızı görüyoruz. Nereye kadar geldik? Morla gözüken ortalama 72.54'te. Kaç günlükmüş? Burası 8 haftalık ortalama. Orada destek bulmaya çalışıyor. Hatta onun altını test etmekte. 71.45 bizim için önemli bir eşikti. Yukarı gitmekte çok zorlandığımız bir eşikti, geçemediğimiz bir eşikti. Ana destek noktası olacak konum 71.45 olduğunu. O bölgeye kadar sarkmalar olsa bile hareketin tekrardan 8 barlık ortalamanın üzerine çıkması beklenebilir. Dönelim tekrardan 240 dakikalık grafiğe de baktığımız zaman burada da kısa vadeliler bir sat sinyali üretmiş. Morla gözüken ortalamaya da geldik, temaslandık. O bölgenin de altına indiğimizi söyleyeyim. O nedir? 200 barlık ortalama. Altındayız. 71.50 burada da kırmızı çizgi olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. 71.50'nin altı 70.44'e kadar işaret ettiğinde vurgulayalım. Burada da benzer bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyeyim. Kısa vadede petrolde hedefler tescillenmiş gibi gözükmekte. Hemen dönelim diğer platin tarafına bakalım. Platin geçen gün bakmıştık hatırlarsanız. 1104 önemli bir eşik diyorduk. O bölgenin üzerine atabilecek mi atamayacak mı? Bir kez deneme yaptı, gerçekleştirdi o denemeyi ama başarılı olamadı. Temaslandık o bölgede, üstünü denedi. Olmadı, tekrardan geri çekilme çabası içinde. Öyle tekrardan hareketin kuvvet kazanabilmesi için öncelikle kırmızıyla gözüken ortalama. Kaç günlük ortalamadır o? 21 barlık ortalama. 1100 seviyesinden geçiyor. Onun üzerine çıkması gerekiyor. Onun üzerine çıkarsa o zaman hareket kuvvetlenme arzusu içine giriyor demek olacaktır. Onu alamadığımız sürece hareket sıkıntılı. 1104'te aynı zamanda FIBO'dan direnç konumunda olmaya devam edeceğini belirtelim. Şu bant içine sıkıştık. Bir dip çalışması olabilir. Dikkat etmek lazım. Ne zaman yukarı doğru 1104 eşiği aşılıyor, o zaman hareket yukarı doğru tekrardan evrilmeye başlayacak sinyali alıyoruz demektir. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.